tekrar masaya geldiniz. Ona üzüldünüz. Ona üzüldüm. Ben bir AK Partiliyim, bak şunu da söyleyeyim baştan. Ama şu anda neden İmamoğlu'nu eleştiriyorsunuz? O zaman iyi de şimdilik mi kötü? Ben bunu soruyorum. Şimdi biz bir rekabet. Tamam başkanım, yapıyoruz. Saygı duyuyorum. Masadan ayrıldığınızda çok güzel yaptınız. Tamam. Ama neden tekrar masaya gittiniz? Ondan sonra da tekrar şu anda İmamoğlu'nu ve ben hayatta sola oy vermiş değilim. 56 yaşındayım. İsmail abim başkanım beni çok iyi tanır. Ben burada yerel gazetecilik yapıyorum ama üzüldüm. Ben yani eleştirdiğine üzülmüyorum. Eleştir. Sonuna kadar eleştir. Çünkü AK Parti'ye yarıyor. Bize yarıyor bu. Ama masaya neden geri gittiniz? Ona üzüldüm. Üzdüğüm için özür dilerim. Yok, rica ederim. Hayır sağ başkanım. Seni ben, üzdüğüm için özür dilerim. Sağ olun. Ben özür diliyorum sizden. Kusura bakmayın. İsmail beyefendi tanıyorsunuz. Tanıyoruz tabii. Çok eski dostumuz. Evet. Hayırlı olsun. Bir de Büyükşehir adayımız Burak Amca var. Tabii ki tanıyorum. İşte seçim ya. Bütün partiler gibi biz de geldik ziyarete. Ve İsmail Bey hep söylüyordum. Delem geldi. Değil mi? Yani var ya. Çok yoruluyoruz. Yok estağfurullah. Basından takip ediyoruz sürekli sizi. Konuşmalarınızı, her şeyi takdir ediyorum. Değerli basın mensupları, DEM 95 seçimlerinden Doğru Yol Partisi'nden 4. sıradan imkansız o çünkü şartlar yerden aday oldum. Beni seçtiler, yoksa seçilemiyordum. Yani siyasi hayatım. Şimdi aradan yıllar çok ama çok geldim gittim. Aradan yıllar geçti. Bu sefer Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday oldum gene. Ama devamlı geldim gittim. Seçim zamanı değil sadece. Bir kasap dükkanının kapısında böyle tişörtler olur ya. Şey gibi kesilmiş deriden şeyler olur. Evet. Neyse. Separasyon. Ha, separasyonlar olur ama şey. Onu açtım oğlum. Kafamı uzattım. Ben geldim dedim. Oğlu kasap dükkanında şeyde tezgahta ilgili yani sahip de kasaya geçmiş. Bana döndü bak. Gene mi geldim? Bak dedi. Ya ben geldim arkadaş, o istiyorum. Hoş geldiniz. Her şey inşallah. Bütün konuşmalarınız bizim düşüncelerimizi ifade ediyor. Çok beğeniyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok takdir ediyoruz. İkisine de o istiyorum. Allah muvaffak etsin. Hep herkese. Sağ olun. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hayırlı işler. Önce sorayım, işler nasıl? Şu an durgun yani. Durgun. Alım gücü nasıl burada? Ya alım gücü Çatalca'da biraz pahalı. Diğer kaç kişi çalışıyor burada? Kaç kişisiniz? Şu an ne zaman baksan 7 kişi, 8 kişi çalışıyoruz burada. Evet, evet. Sahipsiz misiniz? Hayır, ben değilim. Ben de. Evet, hepiniz çalışansınız. Evet, çalışansınız. Evet. Erken saat. Evet, erken, biraz erken oldu. Biraz erken. Yok şey. Peki, şimdi ben tam 3 yıl boyunca esnaf gezdim. Yani Türkiye'nin her yerinde, Hakkari'sinden Edirne'sine kadar her yerde esnaf gezdim. O dükkanların, o işletmelerin içinde hiç başka bir partiyi yermedim. Kendi partimi övmedim. Sadece o sizi dinledim. Kamuoyuna da bildirdim. İşte eksikleri, gedikleri, problemleri iktidar çözsün diye sizin avukatınızı yaptım. Ama şimdi seçim zamanı ve öyle bir düzen var ki şu anda Türkiye'de herkes halinden memnun siyasetçi tayfası ama sizi de kandırıyorlar. Yani sen şucusun, ben bucuyum deyip hadi bakalım son 10 günde şuculuk buculuk düzen bir gidip oy veriyorsun ve çırak çıkıyorsun. Şimdi asgari ücretin birazcık üstündedir muhtemelen ahçı olduğunuz için. Ben geçinebildiğinizi zannetmiyorum. Yani kendi eviniz yoksa. Kendi evim yok. Evet işte buyur. Ondan dolayısıyla şimdi ben rica ediyorum ki seçmen veli, nasıl burada sizin müşteri veli nimet fevkalade güzel hizmet ediyorsunuz ki müşteri gelsin diye. Şimdi ben iki tarafın da kulağını böyle yerel seçimleri çekmenizi rica ediyorum sizden. Dolayısıyla da işte Çatalca'yı çok iyi yönetecek. Geçmişte de yönetmiş İsmail İlk kardeşimizle ve Burak Avuncu kardeşim de Büyükşehir'de de o istemeye geldi. İnşallah. İnşallah şey hayırlısı. Tamam bak, hayırlısı harika. Allah razı olsun ama buraya bir ufak tur lazım. Hayırlısı derdimi bir ufak tur lazımdır, haberiniz olsun. Aynı fikirde nerelisiniz? Ben aslında ufak. Yok ki. Tamam o zaman daha çok oyun istiyorum.
tamam mı? Evet. Merhaba. Merhabalar efendim Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler. Sağ olun. İsmail İşler Bey, nasıl? Geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Hiç önemli değil. Olsun, ben şöyle çok koydum. Şükür, bugünümüze şükür, ayakta durmaya çalışıyoruz. Şimdi biz, ben çok uzun, yani 3 sene boyunca esnaf gezdim. Sizin sesiniz olmaya gayret ettim. Bu dükkanların içinde de hiç başka bir parti yermedim. Kendi partimi övmedim. Özne siz oldunuz. Doğru. Ama şimdi de o zaman da dedim ki şimdi oyma istemiyorum ama zamanı gelecek o istemeye geleceğiz. Şimdi yerel seçim. Evet. O istemeye geldik. İsmail Bey de zaten akrabam hocam oluyor. O iste. Sen de istiyorsun. Uzaktan da. Evet, yani. Peki bir de burada bir arkadaşımız var. Büyükşehir adayımız Burak Kavuncu. O da istiyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Veririz yani hocam, sorun değil. Abayı boş çevirmiyorsun buradan, yok, değil mi? Yok, kesinlikle, kesinlikle. İyi, peki. Başkalarına da söylüyorsun. Tamam, sağ olun. Tamamdır. Esma Hanım, herkese çay söyle. Öde, ondan sonra. Evet. Tam 3 yıl boyunca bu şeyleri dolaştım. Hakkari'de nedir ne hesap edin. Yani ilçe ilçe, dükkan dükkan dolaştım. Bu dükkanların hiçbirinde, o zaman da basın benden gezdi, hiçbir partiyi yermedim, kendi partimi de övmedim. Ben geldim size bizim adayımızı, zaten İsmail Bey'i tanıyorsunuz. Bir de Burak Avuncu var, burada yanımda oturuyor, Büyükşehir adayımız. O istiyoruz. Şimdi bu bir rekabet. Biz daha iyisini yaparız diye o istiyoruz. Ama ben şu anda Türkiye'de konuşulanlara bakıyorum, sizden ziyade bütün dert iki tarafında, derdi İYİ Parti, Meral Akşener. Şimdi yahu sana ne kardeşim, o kararı siz vereceksiniz. Sizi konuşalım biz. Bu beylerden öğrendim ben bunu. Siz öğrettiniz. Hatırlayın. Şimdi dolayısıyla biz eğer seçmeni veli nimet yapamazsak ömür, sizin ömrünüz geçecek, çocuklarınız ömrü de gidecek. Çırak çıkara. Sayın Başkanım, maalesef. Aynı yerdeyiz seninle. Hürriyet ne? Bak şimdi biz kendi yani hür ve müstakil olarak yola çıktık. Sizi ikna edebilirsek, kalplerinize girebilirsek oylarınızı alacağız. Giremezsek oy vermeyeceksiniz. Ben geçeceğim Azrol diyeceğim karşınıza, baş üstüne. Verdiğiniz mesaja da baş üstüne. Ama ve lakin konumuz ne şimdi? Bak ben televizyonları izliyorum, korkunç. 24 saat iki tarafta da, yoldaşı da, candaşı da, İYİ Parti aşağı, İYİ Parti yukarı. Ya arkadaş, siz bize harcayacağınız, bizi kötülemeye harcayacağınız vakti, ya size ulaşmaya harcasanız ya, seçmene ulaşma harcasanız ya, seçmene ben seni şu yöntemlerle sana ulaşacağım, şu projelerle sana daha iyi bir hayat yaşayacağım deseniz ya, sürekli. Ve gördüm ki herkeslere rahatsızlık vermişiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilemiyorum. Rahatsız etmeye devam edeceğim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. İnşallah Rabbim utandırmayacak. İnananlar başaracak başkanım. Biz inandığımız yolda ilerliyoruz ve başarmak için çıktık yola. Neresindensiniz? Biz Drama'ya bağlı Borva'dan. Ulan akraba çıktı. Evet. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.